Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu günler diliyoruz ve Ramazan Kurtoğlu'yla özel programımız başlıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Ramazan Kurtoğlu bizlerle. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bu kez Amerika Birleşik Devletleri'nden, Chicago'dan herkese selamlar, sevgiler, vatanımın bütün evlatlarına sizin aracılığınız ile selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Evet, biz de Samimi Haber'de İstanbul stüdyomuzdan sizinle bu keyifli sohbeti gerçekleştireceğiz hocam. Mutlaka orada incelemeleriniz var. Twitter'dan da takip ediyoruz. Bir takım paylaşımlarınız var. İlerleyen bölümlerde onları soracağım ama öncesinde bu haftaki programlarımızda istiyoruz ki şöyle ekonomiden geniş perspektiften bakmamızı. Hepimiz bir takım zorluklar ekonomik anlamda ülkemizde, Türkiye'de hepimiz bir takım zorluklar yaşıyoruz. İşte öğrencisi olsun, çalışanı olsun, emeklisi olsun, sıkıntıları biraz geniş perspektiften anlatmanızı, çerçeveden anlatmanızı istiyoruz ki hepimiz ne yaşadığımızı gerçekten iyi bir şekilde anlayabilelim diye. Şüphesiz ki ekonomi deyince dev Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Nasıl oldu da sonradan kurulan bir devlet olmasına rağmen süper güç oldu. Ekonomiyi elinde yıllarca barındırdı. Sonrasında Covid-19 öncesinde özellikle Çin'de insan gücüyle belki de yaptırılan bir takım faaliyetler vardı. Bu da yine Çin'in bu kadar ekonomik anlamda büyümesine sebep oldu ki Covid-19 sonrasında gerçekten de ne kadar büyük olduğunu yapmış oldukları bir takım işte durdurmalarla, Amerika'yla işte başa tutmalarla bunu anlamış olduk. Sonrasında Rusya Savaşı geldi. Demek ki Rusya da dünya için ne kadar büyük bir işte ekonomik güç barındırdığını ortaya koydu. Peki Orta Doğu ülkeleri ve sonrasında hem bunları biraz açıklamanızı hem de işte bu değişen dünya ekonomisinde, dünya ekonomisinde Türkiye'nin rolü ne olacak onu sormak isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nden herkese selam ve sevgiler. Evet, ekonomi tabii can damarı. Hı hı. Bir hikaye vardır. Musevi parayı eline almış, demiş ki tanrısın desem değilsin ama galiba tanrıdan daha güçlüsün diye bir espri vardır. Hı hı. Gerçekten de bugün paranın tanrılaştırıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Hı hı. Ki yine bizim güzel Türkçemizde mal canın yongasıdır diye bir söz vardır. İşte burada baktığımızda önce Türkiye'den başlayarak makro, bütün küresel ekonomiye doğru gidelim. Türkiye'de son günlerde biliyorsunuz Merkez Bankası'nın aldığı bir doğru karar var. Bir de işte doğrusunu istersen suya tirit kararları var. Doğru karar kur korumalı mevduat Türkiye'de gerçek kişilerin 7 trilyon Türk lirasının üzerinde bankalarda mevduatı var idi. Ve bunun kur korumalı mevduat uygulaması ile ki kur korumalı mevduat uygulaması adına faiz dememek için uydurulmuş bir sistemdi. Bunun maliyeti maalesef 90 milyon Müslüman Türk evladına çıkıyor. Ama bankalardaki gerçek kişilerin toplam mevduat içindeki payının %68'i 750 bin kişiye ait. Yani Türk insanı teorik olarak ki uygulamada da böyle zaten 90 milyon insan 750 bin kişilik bir yapının, gerçek kişilerin yani Ayşe'nin, Fatma'nın, Muharrem'in, işte Aleyna'nın sahip olduğu paraya faiz dememek için hazineden sürekli para aktarılıyor ki bu 1,5 trilyon Türk lirasına kadar çıktı. Böyle bir yanlış, sakat uygulama var idi. Ama son gün hafta alınan, geçen hafta alınan karar ile bu yanlıştan dönülüyor. Ki rakamını da vereyim. Bankalardaki kur korumalı mevduat 5 milyar dolar birden, daha bir hafta bile olmadan aşağıya indi. Hı hı. Peki nereye gitti bu paralar? Bu paralar asli olan yani bankadaki döviz tevdiat hesaplarına tekrar oraya dönüş yaptı. Aslında yani, TL'ye mi geçilmesini bekliyorlardı? Bu arada banka müdürlerinin de yapmış olduğu bir takım açıklamalar var. %45 oranında bundan sonra faiz verebiliriz, böyle bir takım bankalardan açıklamalar var. Onu da soralım o zaman yeri gelmişken hocam.
Evet. Şimdi tabii Merkez Bankası'nın almış olduğu kararlar faiz artırmıştı. Önce %17,5 sonra %25'e çıkarıldı. Bunlar tamamen palyatif tedbirler. Ekonomik krizlerden çıkışın yolu Aleyna Hanım bir bütün halindedir. Yani faizi, dövizi, üretimi, KOBİ'leri efendim teşvik eden bir toplam pakettir. Ama şu ana kadar biz Merkez Bankası'nın almış olduğu, Sayın Maliye Bakanı'nın almış olduğu, Mehmet Bey'in almış olduğu kararlarda biz bunu göremiyoruz. Gıdım gıdım tabiri caizse işte 17,5, 25 vesaire. Şunu ifade edeyim. Güzel Türkçemizde bir laf vardır yine. Zurna da peşrev olmaz diye. Açıkçası Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası 31 Mart mahalli seçimlerine kadar zurna da peşrev yapmaya çalışıyor. Ve tabii ülkenin Maliye Bakanı basından benim takip ettiğim kadarıyla bu sıkıntılarının temelinin emekliler olduğunu söyleyecek kadar yani akla ziyan laflar etmiş. Bunlar değildir bu ülkenin bu sıkıntıları. Emekler elbette ülkenin bir bütünü içinde emeklerin de payı vardır ama bu ülkenin yaklaşık 16 milyon emeklisi vardır. Son zamlarda bunun 9 milyonuna zaten zırnık zam yapılmadı. Mesela o emeklilerden bir tanesi de benim. Benim maaşım 2000 lira artmış. Yani %25 bile değil. Şimdi buradan gelmek istediğimiz nokta şu. Şimdi geriye dönüp neden oldu, şundan oldu bunları tartışmak yerine hükümetin ve özellikle Maliye Bakanı'nın, efendim Merkez Bankası'nın oturup bir paketi hazırlayıp uygulamaya konması lazım. Ben de bunu baştan beri söylüyorum. Çıkılacak Türk milletine doğru şekilde anlatılacak. Ekonominin içinde bulunduğu durum anlatılacak. Çünkü Türkiye, Aleyna Hanım, üretemiyor. Çünkü Türkiye üretebilmesi için ara malı ithalatına yönelmek durumunda. Çünkü son 20 yılda maalesef hükümet bu tedbirleri almadı. Eğer bu ülke üretmek istiyorsa ithal etmek durumunda. İthal edince de sizin dövize olan ihtiyacınız artıyor ve yani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan böyle bir kısır döngü içinde. Onun için şu ana kadar alınan ekonomik tedbirler sonuca gidici değil. Ben 31 Mart 2024 mahalli seçimlerine kadar hükümetin efendim top çevirmekte olduğunu düşünüyorum. Bu Maliye Bakanı ve Merkez Bankası'nın aldığı tedbirler de bunu doğruluyor. O açıdan şu anda ülkenin bu anlamda net rezervlerine baktığımızda eksi 64 milyar dolar falan yani bütün bunları elimizde bu rakamlar var. O zaman bu vatan bizim. O zaman dün şu oldu bu oldu kavgası yerine akli ve mantıklı tedbirleri almak, bu tedbirlerden şu ana kadar alınan en doğru şey kur korumalı mevduatın tasfiye edileceği yönündeki karar ki kur korumalı mevduatın buna benzer bir uygulama biz 70'li yılların ortalarında yaptık. Ondan kurtuluncaya kadar ülkemizin anası ağladı. Sonra 2001 krizinde Arjantin buna benzer bir yöntemi uyguladı ve Arjantin battı. İflas Battı. etti, evet. Sonra kur korumalı mevduat adına faiz dememek için efendim bir hoca efendilerden fetva alarak bu olmaz. Şimdi ameliyat bisturiyle yapılır, makasla yapılır, nacakla, baltayla ameliyat falan yapılmaz. O zaman şimdi gidip de efendim falan hocadan filan hocadan efendim bu faizdir faizdir değildir diye fetvalar alarak bu işi çözemezsiniz kardeşim. Anadolu'da bizim Antalya'da bir laf vardır. Çok affedersiniz sevgili seyircilerimizden. Kıça yakın yerden et yersen kokar derler. Şimdi şu anda yapılan son 2,5 yıldır ekonomideki alınan tedbirler kokutan tedbirler. O zaman doğru olan bu kur korumalı mevduattan vazgeçilerek üretimin teşvik edilmesi yönündedir ve temenni edelim ki ülkenin işte Maliye Bakanı efendim Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilen hanımefendi oturacaklar, paketi hazırlayacaklar, Cumhurbaşkanı'nın önüne koyacaklar ve Cumhurbaşkanı onayıyla uygulamaya koyacaklar. Bu Türkiye'ye. Netice olarak dünyaya baktığımızda dünyada Amerika Birleşik Devletleri nasıl güç oldu? Amerika Birleşik Devletleri bugün hala 5199 üniversitesinin bütün sıkıntılarına rağmen takır takır çalıştığı, ilim yaptığı, bilim yaptığı bir mekanizma var. Yani Amerika Birleşik Devletleri bilim yapıyor. Bir başka bir şey daha söyleyeyim.
Şimdi Mehmet Akif Ersoy'un rahmetlinin bir sözü var. Dinleri var işimize benzer, işleri var dinimize benzer diye. Şimdi ben Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da eğitim gördüm. Burada hocalık yaptım. Şimdi şunu net bir şey söyleyeyim. Şimdi dürüst olmak, ahlaklı olmak, erdemli olmak en iyi şeydir. Ve İslam dünyasının, maalesef ben de bir Müslüman olmama rağmen, İslam dünyasının en önemli problemi maalesef yalan, dolan, bunu %90'ıyla söylüyorum. O nadide insanları tenzih ederim. Yalan, dolan, üçkağıt, hile, hurda. Diğer taraftan ekonominin küresel boyutta baktığımızda, küresel ekonomi, Alman ekonomisi çok ciddi bir resesyon, durgunluk içinde. Çin'de efendim emlak şirketleri patır patır dökülüyor. Hı hı. Amerika'da pek çok banka battı ve pek çok, mesela Amerika'da 33 bin kişinin çalıştığı bir nakliye firması battı. Yani bunların başkaları da var da. Şimdi buradan gelmek istediğim nokta şu. Dünya ekonomisi, küresel ekonomi bir krize doğru hızla gidiyor. Dünya ekonomisinde mesela krizlerin anası emlak, yani evdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde ev fiyatları hızla geri gelmeye başladı. Ben bunu bir yıl önceden haber verdiğimde bazı kendini bilmezler. Vay, işte sen ev almamıza karşı mısın? Kardeşim niye karşı olayım be ahmak adam? Elbette her Türk'ün yuvasının olmasını, özellikle Türk kadını bir kendi evinin olmasını ister. Evet. Ama şimdi görünen dağın ardını görüyorsan ona göre de tedbir almak durumundasın. Şişirilmiş, balon yaptırılmış evlerle kredileri gider alır isen ömür boyu ya ödersin ya ödeyemez, perişan durum olursun. Hı hı. 2008 krizinde gördük bunu. 1998'de gördük bunu. Şu anda da Amerika Birleşik Devletleri'nde, Hollanda ve Almanya'da ev fiyatları geriye geliyor ki Türkiye'de de bu ev fiyatlarının geriye gelmeye başladı. Efendim evim benim 10 milyon lira, 5 milyon lira. Kardeşim satılmayanı, evi isteyebilirsin tabii, istersin. Tabii. Ama satılmaması önemli. Yine bir şey söylemiştim. Aman çok aceleniz yoksa araba fiyatları da düşecek. Çünkü orada bir spekülasyon var, orada bir hile hurda var. Dediğimde yine bazıları da vay dedi. Şimdi görüyorsunuz. Bayilerde arabalar artık boy göstermeye başladı. Mesaj çekmeye başladılar hocam. Çakıldı. Evet hocam. Çakıldı. İşte burada baktığımızda Çin hiçbir zaman önümüzdeki dönemde dünya devi olamaz. Neden olamaz? Çin dünyanın üretim gücüdür. Şimdi Batı 1970'lerden itibaren Amerika'nın başını çektiği politikayla, yani Amerika'daki elitlerin başını çektiği politikayla orası üretim merkezi haline getirildi. Bir İngiltere fabrika mi? Resmen kuruldu Çin'de. Evet, evet kuruldu. Şimdi Çin'i belli bir noktaya getirdiler. Çin biraz semizlenince Çin'in burnu sürtülmesi gerekiyor. Hı hı. Bu noktada Çin'e alternatif, ki dünyadaki 82 yıldır dünyanın en büyük nüfuslu ülkesi Çin idi. Artık son bir yıldır Hindistan oldu. Evet. Yaklaşık 1,5 milyarlık bir nüfusu var Hindistan'ın. İşte böyle bir yapıda Hindistan'ı artık şey yapıyorlar. Önümüzdeki 10 yılda, 15 yılda artık bir numarada Hindistan olduğunu görüyoruz. Boşuna mı İngiltere'de Hint kökenli birini başbakan seçiyorlar? Boşuna mı Biden'ın yardımcısı Kamala Harris Hint kökenli? Hı hı. Boşuna mı dünya devi ulus ötesi şirketlerin başına Hint kökenliler getiriliyor? Yani bu yeni bir politikanın uygulandığı, bütün bu politikaların uygulandığı nokta sevgili kardeşim, ki parasız, yani nakitsiz bir toplum düzeni kurulmak. Dünya geriye dönüp baktığımızda 1813-1815 Waterloo, İngiltere-Fransa Savaşı'ndan sonra yeni bir para sistemi İngiltere liderliğinde geldi. Sonra 1944'te Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Harbi'nin galibiydi. Amerikan doları altına endekslendi. Sonra 15 Ağustos 1971'de bu bağ koparıldı. O tarihten bu tarihe enflasyon, karşılıksız para basılması dünyanın anasını alattılar. Şimdi de yeni bir para sistemi geliyor. Hı hı. Şu anda kripto denen, sanal denen, adına ne derseniz deyin, dünyada sayısı 16 bini geçmiş bir para var. İşte bu noktada 2008 krizinden sonra trilyonlarca dolar basılıp tedavüle sürüldü ve bu paraların Amerika Birleşik Devletleri'ne geriye toplanması gerekiyordu. İnsanlara hayal sattılar, işte kripto para devreye soktular ve o paralar, siz hayali dokunamadığınız bir servetin sahibi ama
dokunduğunuz elinizin avucunuzdaki dolarla pış 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 doğru uçarak Amerika Birleşik Devletleri'ne geriye gitti. Ülkeleri milyarlarca, yüz milyarlarca dolar bu şekilde amiyane tabirine sövüşleyerek buraya getirdiler. Ben daha ilk 2020'nin Mart'ında söylemiştim. Kripto paralar, Bitcoin vesaire bunlar kumar oyunlarıdır. Buraya bulaşmayın dedim. Hı hı. Ve şimdi tekrar söylüyorum. Kripto veya sanal para ki göstereyim zaten gelecek 30 yılı anlatan bu kitabımda sanal para, sentetik insan, Lego din ve mahşerin dört atlısı adını verdim. İşte şu andaki bütün kavgaların anası, dünyadaki Ukrayna'ya Rusların saldırması, efendim Tayvan'daki Amerika Birleşik Devletleri, Çin gerginliği, dünyanın diğer yerlerindeki Afrika'daki gerginlikler, bütün bunlar yeni dünya nizamının yani nakitsiz toplum düzeninin kurulması ve bu yönde de İklim manipülasyonu çok rahat bir şekilde, bak manipülasyonu diyorum. Evet. Türkiye'nin hocam kendine bu küresel ekonomide Türkiye'nin rolü ne olacak? Yani Türkiye bu işte konumdayken özellikle gerçekten sadece bir geçiş süreci, geçiş ülkesi olacak mı yoksa kontrolü biraz ele alacak mı? Özellikle onu sormak isterim. Türkiye bugünkü mevcut iktidarın yaklaşımıyla, Türkiye bugünkü muhalefetin mevcut yaklaşımıyla ancak olsa olsa bu kafayla ardiye olur. Hı. Türkiye, bak ya Afrika'nın ortasının oraları kontrol eden bir coğrafyada etrafı üç tarafı denizlerle çevrili ama bunu kullanamayan. Ama maalesef Türkiye'mizin para ile, ekonomi ile problemi 1641'den itibaren başlar. 1641'de Osmanlı, efendim, para basma işine darphaneyi kapatmıştır. Bir ülkenin darphaneyi kapatması ile ordusunun silahı bırakması aynı şeydir ve maalesef 1641'den bu tarafa yurdum insanının kendi milli parasına güveni yoktur. İstisnası rahmetli Atatürk dönemidir. Osmanlı'da ve Atatürk dönemi hariç Cumhuriyet döneminde Türk milletinin önüne istikrarlı bir para sistemi konulamamıştır ve bugün de mevcut iktidar para meselesinde maalesef başarısız olmuştur. Bu konuda muhalefetin de yapacağı, söyleyeceği hiçbir şey yok. Onlar da çıkıyor salı günleri konuşuyorlar. Mam 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 bal yapmaz arı gibi diye bir tabir vardır. Yörüklerde bizim Antalya'nın yörüklerinde. Hı-hı. Ağustos böceği gibi cır 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 cır. Ama ülkenin tamam iktidarı tenkit ediyorsunuz. Biz de tenkit ediyoruz. Doğrusuna doğru eğrisine eğri diyoruz. Ama evet. Kardeşim çıkın da deyin ki biz iktidarın şu yanlışlarına karşı bu doğruları yapacağız diyor. Ama hocam onlar kendi düzenlerini daha kuramadıkları için özellikle de o altılı masadan sonra büyük seçimden sonra onlar kendi kavgalarını henüz tamamlayamadıkları için sıra gelemiyor bir türlü maalesef ki. Çünkü kendi post kavgasındalar. Şunu net olarak bir şey söyleyeyim. Net olarak söyleyeyim. Bu kafayla gittiklerinde muhalefetin seçim falan kazanma şansları falan sıfır. Hı-hı. İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini kaybederler. Anadolu'da pek çok yeri kaybederler. Ve netice olarak da çünkü ortaya muhalefetin iktidarın çok hatası var. İktidarın tenkit edilecek bir sürü yönü var. İşte ekonomi politikaları yanlış, sığınmacı politikaları yanlış, şu yanlış, bu yanlış. Evet, ama hocam. Muhalefetin buna alternatif olarak koyduğu herhangi bir çözüm önerisi yok. Bundan dolayı benim yurdum insanına tabii sabredecek hali de kalmadı ama yurdum insanına bir şeyi net vereyim. Türkiye'nin önünde asgari 5 yıl bizim yörüklerin deyimiyle turpun heybede olduğu bir dönem var. Hepimiz çok büyük bu sıkıntıları çekeceğiz.